Merhaba arkadaşlar, hayırlı bol bereketli günler. Güzel bir çarşamba gününden selam olsun hepinize. Arkadaşlar ne yapıyorum? Kahvaltı yaptıktan sonra buraları da silmeden önce köyden getirdiğim sütle bir güzel sütlaç yapıyorum arkadaşlar. Sütlaçım için eziz Allah Celle Şallah Celle Celaluhu La İlahe İllallah tam da öğlen ezanına dek geldik. Sütlaçım için bir çay bardağı pirinci haşladım. Haşladıktan sonra üzerine ölçmedim arkadaşlar ama 1,5 kilo yakın sütüm var, köy sütü. Şimdi kaynatıyorum. Şeyi içinde şöyle arkadaşlar. Etrafı da pisledim de daha temizlemedim arkadaşlar. Bunu yapıp da fırına verip öyle temizleyeceğim. Bir bardak tekrar süt. 2 kaşık nişasta, 1 kaşık un. 2 tane vaniliyi de böyle yaptım. Onları şimdi güzel bir pürüzsüz hale getireceğim. 1 su bardağı şeker koydum arkadaşlar. Ondan sonra biraz piştikten sonra fırına vereceğim. Sütlaç tarifine hani tarif olarak değil günlük olarak günlüğüm olarak devam etmek istiyorum. Bugün geçeceğim arkadaşlar, iş göstermeyeyim. Bugün pazara geçeceğim. Pazardan ne için geçeceğim arkadaşlar? Benim alışveriş yaptığım bir kardeşim var. Kıyafet falan aldım. Uzun zaman oldu. 2 kere ben pazara gittim onu göremedim. Hastalandı mı ne oldu ne gitti bilmiyorum arkadaşlar. Ona benim 130 lira borcum var onu vereceğim. Ölüm aradan çıkmıyor görüyorsunuz işte afetler doğal afetler peşimizi bırakmıyor ne olur ne oldum değil ne olacağım diyecek borcumu bitireyim çok fazla bir pazar görmeyeceğim ama yine de pazarda şöyle bir güzel görüntüler çekerim size sütlacım olsun onu da çekerim arkadaşlar ara ara onu da çekerim hadi başlayalım videomuza Satya'nın günlükleri hayata dair her şey kanalıma hepiniz hoş geldiniz canlarım. Sütlacım pişti arkadaşlar. Bu tam ölçü. 1,5 kilo süt arkadaşlar. Bir bardağını şeyini açmaya ayırıyoruz. 2 kaşık dolu dolu nişasta. 1 kaşık ununu. 1 bardak da şeker. 2 tane vanilim. Ben vaniliyi seviyorum. Kokusunu seviyorum yani. Bir tane de yeter aslında. Şimdi arkadaşlar kaselerimi de hazırladım. 6 tane kasemi. Bunu hemen fırına veriyorum. Dediğim gibi arkadaşlar bu tam ölçü şeyi de güzel oldu. Kıvamı da güzel oldu bunun. Biraz cıvık olsun dedi eşim. Çok koyu olmasın durdukça koyulaşıyor dedi. Onlar şimdi çarşıya indi arkadaşlar. Ben de sütlacımı pişirip ben de pazara geçeceğim. Arkadaşlar tam 6 kase geldi. Suyumu da koydum. Fırınımı da yaktım. Şimdi fırınımı en yüksek dereceye aldım. Zaten üzerini kızar. En üst bölümünde yapacağım. Üzerini kızartacağım zaten. Bu arada arkadaşlar işlerim bitsin, evlerimi hazırlayayım, fırınımı, bulaşık makinemi, çamaşır makinemi temizleyeceğim. Bir de şunu size söylemeden geçmeyeceğim arkadaşlar. Mutlaka yaptığımız içinin sosunu böyle bir süzgeçten geçirelim. Hiç pürüzsüz oluyor, çok güzel oluyor arkadaşlar. Bir de şunu söylemeden geçemeyeceğim canlar. Kendimize yapacağımız en büyük iyilik ne biliyor musunuz? Pislediğimiz yerleri temizlemek, onları biriktirmemek. Öyle olursa işler kolay oluyor. Öyle olmazsa işler zorlaşıyor arkadaşlar. Masayı da temizledim. Oraları da temizledim. Hani bulaşık falan yığılırsa bir yerde. Bu da arttı arkadaşlar. Bunu da ben böyle yerim. Üzerine ceviz koyacağım. Zaten başka bir şeyim yok. Öyle ben süs şey yapmam. Onları da fırına verdim zaten. Birkaç gün sonra arkadaşlar. Böyle sakin kalınca biraz kafamı toplayayım. Ta hala eleğim titriyor. Kafamı toplayamadım. Gerçekten evde çok yoruldum. Dediğim gibi. Bulaşık makinemi, çamaşır makinemi, fırınımı temizleyeceğim ve onları nasıl temizleyeceğim takipte kalın arkadaşlar. Ay ay benim güzel sütlaçlarıma bakın. Ah benim güzel sütlaçlarım. Sizi geçen günü biraz fazla yakmışım. Sizi bugün fazla yakmayacağım. Hemen alacağım sizi şimdi 2 dakika sonra. Sütlaçlarım arkadaşlar. Bunları fazla yakmadım he. Karabük'tekileri biraz oğlum Oğuzhan dedi. Anne yak yanık kokusu hoşuma gidiyor dedi. Onları öyle fazla yaktım. Bakın bunlar kıpkırmızı oldular. Hadi arkadaşlar ben hazırlanayım. Hemen pazarımıza gidelim. Uyumlu giyindim arkadaşlar. Biraz motivem olsun istedim. Biraz dedim yüzüm gülsün. Hepten kötü anılarından karşınıza çıkıyorum. Boş ver. Ölüm gidim yok. Ucunda bir şey yok. Mor takımlarımı giydim. Üzerine pembe şarfı, dülbentimi örttüm. Hadi gidelim pazara. Arkadaşlar çarşıya indim. Bakın size neyi göstereceğim şimdi. Burası Gazi İlköğretim Okulu'ydu. Merkez Gazi İlköğretim Okulu. Burada benim çocuklarımın 3'ü de aynı okulda okudu. Ve ortaokulu o zaman 4+4+4 sistemi yoktu ya. İlkokul ve ortaokulu burada okudular arkadaşlar. 3'ü de.
Ondan sonra tabii ki bina değişti. Biraz tamir falan oldu. Ben de her gün 8. sınıf bitene kadar 3 çocuğumun 3'ünü de arkadaşlar burada bekler. Bu köşede bekler. Onları alır öyle eve giderdi. Öğlenci, sabahçı hiç fark etmez. Buradan doğru Mithat Paşa'da oturuyordum o zaman. Buradan doğru giderdik arkadaşlar. Çarşıya geldik sayılır. Özlemişim meydanı falan arkadaşlar. İnanır mısınız, Zonguldak'ı özlemiş. Özleniye demek ki. Kolay değil, 30 yıl yaşadığın şehir. Köyle Zonguldak arası mekik tuttuk. 30, 33, 34 yıl arkadaşlar. 30 yıl olur mu? Burası meydan. Bu da bizim simgemiz, madenci heykelimiz. Yeşillik pazarına girdim. 15 lira. Beyaz lahananın kilosu. Buralar Zonguldak'ta gurbetçi kardeşlerimiz bilir. Bazı yerleri kıyafet, bazı yerleri işte kuru kumanya falan. Bazı yerlerde böyle kıyafet, çocuk kıyafetleri. Ha, ben bunlarla işim yok arkadaşlar. Benim işim yeşillik ve borcumu ödeyim. Hele bir şey olur, bir şey olur. Borcumu da ödeyim. Süpürgeler, yara bantı, yeşillikler yine, havuç 20 lira, 40 lira, domates 25 lira, muz 30, elma 25, ayva 25, mandali 15, şöyle, burada tavukçu kardeşimiz var, işkembe, kilo işkembe alsam mı ki 60 lira. Onları ben toptan alırım ya. Yine yeşillik, ıspanak. Ama ben önce şu borcumu vereyim arkadaşlar. İlk önce borcumu. Bak, burası orta pazar. Sevgili gurbetçi kardeşlerim. Burası orta pazar. Bak, durup da çekerken iyi oluyor. Geze geze çekersem video oynuyor. Zaten akşam geldim. Fazla da kimse yok. Bakın, gördüğünüz olduğunuz gibi. Şurayı doğru da gideceğim şimdi. Kilo 10 lira. Asla mı ki? Pembe domates. Yatak limon file 20 lira. Şurada arkadaşımı bulayım arkadaşlar. Borçlarımı vereyim. Alışverişime başlayacağım. Arkadaşımı buldum arkadaşlar. Buldum, bir sürü alışverişi var. Ondan köye giymeye, bahçelerde giymeye bir şeyler de alıyorum ondan. Şimdi aldıklarımı da evde gösteririm size. Şimdi müşterisi var böyle. Arkadaşlar, pazar yeri batmış. Çok berbat durumda. Ne kadar geldi? 61,5. 4 kilo. 4 kilo 60 lira. 60 lira. Pazar yeri çok kötü arkadaşlar. Fazla çekim yapamıyorum. Bakın, her taraf çamur. Pazarcı arkadaşlar da aziyet çekiyor. Zahmet çekiyor burada. Arkadaşlar, saat 10 akşam, biz eve yeni geldik. Ben pazardan doğru kız kardeşime geçtim, Etike'ye. Eymen'in annesine, hani lösemi oldu diye, bir yeğenim lösemi oldu dedim ya. Ben onları da, bir aydır onları da görmediydim canlar. Gittim kız kardeşimi gördüm. Arabada durdu bunlar da. Bakalım bugün neler almışım. Ben çok bir şey almadım. Dediğim gibi borcumu vermekti. Yine şöyle 2 kilo mandalina aldım. Şimdi bunları ikiye böleceğim arkadaşlar, yarısını da köye götüreceğim. Kahvaltılık Oğuzhan için burada Oğuzhan kalacak. Biz köye gittiğimiz zaman. Şöyle ona 1 kilo kahvaltılık domates aldım. Şöyle 2 kilo da kendimize yemeklik. Şimdi sen var, buzluktakileri falan dedim. Çok pahalı olunca buzluktakileri öyle yeriz. Ona 1 kilo muz verdi Oğuzhan'a. Hatta 1,5 kilo. Üzüm aldık. Onu da ikiye böleriz dedik. Ay, şöyle başımı bir düzelteyim arkadaşlar. Durmuyor. İğnemi çıkardım da kız kardeşim de iğnemi yakamadaktı. Arkadaşlar, hurma gördüm. Hurma falan olmadı bizim köyümüzde. Hiçbir şey olmadı. Şöyle 4 kilo 15 liraymış. 4 kilo hurma aldım. Güzel bir tarifimle geleceğim size hurma. Acı hurmalar olsun. Benim de kafam acık yerine gelsin. Yarım şar kilo şöyle yeşil biber aldım arkadaşlar. 1 kilo patlıcan aldım.
tane 1,5 kilo salata aldım. Bir tane karnabahar aldım. Her sene ceviz satan satıya bu sene ceviz aldık. 130 lira kilosu arkadaşlar. İnce kabuklu ama bizim cevizler gibi lezzetli değil. Ama mecburen bir tariflere katıyoruz. Almak zorundayız. Zorundaydım yani. 2 kilosuna 260 lira verdim. 130 lira. 1 kilo da ıspanakla bir barda pırasa aldım arkadaşlar. Miktar da söylemeyeceğim. Çok para harcamadım bugün. Borcumu verdim. Şükür Allah'a. Allah nasip etti. Ama kadın dedi ki sen niye şey yapıyorsun? Hastalanmış arkadaşlar. Bel kemiğinde bir kırık olmuş. Onun için ben 2 seferdir pazara gittim. Borcumu veremeden geldi. Onun için görememişim onu. Ben dedi yeni bir şeyler diktim dedi. Onlara bak dedi. Arkadaşlar o kadın hem pazarcılık yapıyor hem böyle toplantıcılarda metre hesabı bezler oluyor ya. Belki çoğumuz bilir, çoğumuz bilmez. Gidiyor o bezlerden alıyor. Böyle şey köy türü olsun, böyle buralarda giymeye olsun bir şeyler dikiyor, satıyor. Ama bana uygun geliyor. Çünkü ben köyde de giyiyorum. Burada da giyiyorum ya. Bunlar böyle şey arkadaşlar, bahçe için, öyle diyeyim size, bahçe için eşofman. Bunlar ikisi de yani şalvar bunlar. Bunlar şalvar. Kaç lira biliyor musun? 50 lira. Ama bu dizler de öyle. Yıkıyorum ben bunları. Köyde rahat giyiyorum. Bak kötü de değil arkadaşlar. Sıfır, hiç giyilmemiş. Kendi dikiyor ya çünkü parça bez arkadaşlar. Parça bez alıyor. Hem uzun giyiyorum hem yani bununla rahatlıkla namaz kılınabilir. Çok uzun. Dizlerimden dahi uzun. Bir. Kaç parça almışım bakalım. O verdi ben aldım. Bu iyi. İki. Bunun kumaşı da yumuşacık he. Ama yıkamadan giymem bunları. Bak bunun kumaşı da yumuşacık. Bu da uzun. Çok değil ama uzun yine de. 4 tane tunik almışım. 50 çarptı 200 lira. 2 tane de şalvar aldım arkadaşlar köyde. 300, 100'ünü verdim. Eski borcumu da verdim. 200 lira borcum kaldı. Baksanız arkadaşlar kötü mü? Kendi dikiyor, kendi elinin yemeği. Onu bana veriyor. Evet arkadaşlar, bir günümü de böyle geçirdim. Yarım günlerden perşembe. Yarım şeylerim gelecek, perdelerim gelecek. Evi tamamen temizlemiş olacağız. Yarın eşim camların kenarlarına ne diyorlar ona? Yapacak. Ederken görüşürüz zaten. Tekrar yarın camların kenarına çekerken görüşürüz. Hoşçakalın, hoşçakalın. Kanalımda kalın. Kendimden bilik sizler de üzüm. Kusura bakmayın. Ne demişler? Arkadaşlık, dostluk. İyi günde, kötü günde. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Ağır ağır gidiyorum, güzel gidiyorum. Sizlerin sayesinde. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Bu ay 600 liram yatmış. 600. Geçen ay 630 yattıydı. Bu ayda 600 yatmış. Yeter. Allah bir bereket versin. Görüşmek üzere.